Bakın bakalım sağlık şifa merkezi dünden bugüne nasıl bir oluşum, gelişim, farklılaşma, evrim içinde. Daha gelişmiş, büyümüş mü? Kendine inancı, güveni artmış mı? Kendinde daha büyük işler, şifalar başarmak için motivasyonu ne durumda? Şimdi de onu istediğiniz kadar, hayalinizin el verdiği kadar genişletin, büyütün, işlevsel, pratik, etkili hale getirin. Açın fabrika kapılarını. Üretim başlasın. Ve hemen onun yanında Hızır frekansının bulunduğu yere gelelim. Bolluk, bereket merkezine. Dün kurduğunuz merkezle bugün kurduğunuz merkez arasında ne kadar gelişim, ilerleme, yükselme. Fark edin. Ve eğer hayaliniz el veriyorsa onu en geniş sınırlarıyla donatın. Dün Sağlık Şifa Merkezi kurduk. Bolluk Bereket Merkezi kurduk. Ve mucize ötesi enerjisi merkezi kurduk. Ona da bakın dünden beri ne kadar, nasıl, ne yönlü gelişim, fark var. Hayalinizin el verdiği genişlikte mucizeler yaratacak bir fabrika halinde düşünün onu. Girin içeri, kapıyı açın, elektrik şalterini açın, üretim başlasın. Ve istediğiniz maddi, manevi bolluğu şimdi
masaya yatırdığımız bedeniniz tamamen kafatası birleşsin ve kendinizi o masada yerden 1 metre yüksekte Anka'ya dönüştürün. Mor Anka, yeşil ışıkla desteklendiği Zümrüdü Anka oldu. Bundan sonra istediklerinizin gerçekleşmesi için sadece yapacağınız şey şu. Nasılsın sorusuna verilecek cevap mucize ötesiyim olmalı. Bu ankanızın besleneceği yegane besin. Masrafı yok. Ayıbı yok. Gururu kolaylığı var. Ağzınızdan iki sözcük çıkıyor. İsterseniz ilk defa bugün ankasını besleyecekler var aramızda. Onlar ankaların ilk yeminini versinler. Ve bizler de defalarca yemini verdiğimiz ankaya yemini daha da verelim, güçlendirelim. Hep beraber bunu isterseniz 4 defa tekrarlayalım. Ne kadar içten gür, güçlü, tok, inanarak çıkarsa bu ses, evrende o kadar aynı etkide yankı bulur, karşılık alır. 1, 2, 3. Mucize ötesi, mucize ötesi, mucize ötesi, mucize ötesi. Mucize ötesinde kalmak, mucize ötesinde yol almak için, mucize ötesinin güzelliklerini kendi hayatımıza, insanlığa, hayvanlara, bitkilere, dünyaya ve evrene sunmak için gerekli yol. Bu yolda sürekli kalabilmek için bir şart var. O şart, Hızır frekansını korumak. Hızır frekansını koruduğunuz ne zaman anlarsınız? İnsanlar size ulaştıklarında onların elini boş çevirmiyorsanız, onları kırık bir kalple göndermiyorsanız, onların dileklerini yerine getirmiş güler yüzle gönderiyorsanız doğru yoldasınız. Onları üzgün gönderiyorsanız hızır frekansında değilsiniz. Herhalde bizden dileği olanları güler yüzle, dolgun bir yürekle, elleri dolu göndermenin düşüncesi içindeyiz. Zaten bizimle bu yolda olamayanlar kendilerini eliyorlar. Şimdi Hızır bizim sesimizi duyabilir. Gelin Hızır hakkındaki şu hikayeyi dinleyelim. Trabzon gibi bir şehirde dağ köyünde yaşayan 3 kardeş evlerinden çıkmışlar, İstanbul'a yola koyulmuşlar. Önlerine bir ihtiyar dilenci çıkmış. Nereye gidiyorsunuz diye sormuş. Onlar da İstanbul'a gideceğiz. Zengin olup köyümüze geri döneceğiz demiş. İhtiyar dilenci de peki sen ne sahibi olursan kendini zengin kabul edeceksin demiş. Büyük kardeş de buraların tamamen çiftlik hayvanları dolmasıyla kendimi zengin kabul ederim demiş. Ve ihtiyar dilenci oturalım dua edelim demiş. Oturmuşlar dua etmişler. Çünkü hızı aralarındaymış. Şu anda bütün dileklerinizi yeniden gözden geçirelim. Sizi duyuyor.
Ömrünüz boyunca istediğiniz maddi manevi sadece kendinize değil, insanlığın, hayvanların, bitkilerin, dünyanın ve evrenin hizmetine sunmak için. Bolluk bereketi dileyin. En geniş manası dileyin. Ve büyük kardeşin duası kabul olmuş, o dağlar evcil hayvanla dolmuş, çiftlik hayvanıyla dolmuş. Büyük kardeş o zaman ben burada kalayım demiş. Ortanca kardeş, küçük kardeş ve ihtiyar dilenci yollarına devam etmişler. Önlerine bir su pınarı çıkmış, onun önünde durmuşlar, yemeklerini yemişler. İhtiyar dilenci ortanca kardeşe sormuş, sen ne sahibi olursan kendini zengin kabul edeceksin. Ortanca kardeş cevap vermiş. Şu karşı bayır, şu orman, meyve bahçeleri olsa, üzüm bağları olsa, onların sahibi olsam kendimi zengin kabul ederim demiş. Hızır dua edelim demiş. Dua etmişler. Ve demin ki dileklerinizi yeniden hatırlayın. Yenilerini ekleyecekseniz ekleyin. Ortanca kardeşin duası kabul olmuş. Bir anda o bayır, o dere, o orman bahçelere dönüşmüş, bağlara dönüşmüş. Ortanca kardeş o halde ben burada kalayım demiş. Küçük kardeş de yollarını hızır devam etmiş. O ihtiyar adam, o ihtiyar dilenci Hızır'mış. Sen ne istiyorsun demiş küçük kardeşe. Küçük kardeş ihtiyar dilenciye demiş ki benim malda mülkte gözüm yok. Ben sadece hayırlı bir hayat yaşamak, mutlu bir aile kurmak istiyorum demiş. O zaman dua edelim demişler. İhtiyar dilenciyle küçük kardeş dua etmiş ve küçük kardeşinin dileği kabul olmuş. Yakın köylerin birinde düğün varmış ve gelin at sırtındaymış. Bu dua karşısında at yönünü değiştirip yanlarına gelmiş. İhtiyar dilenci onların nikahını kıymış. Aradan yıllar geçmiş. Acaba büyük kardeş, ortanca kardeş, küçük kardeş Morse frekanslarını kurdular. Önce büyük kardeşin bulunduğu dağa gitmiş. 30'dan fazla çobanı ile büyük kardeş koyunların yününü kırkıyormuş. İhtiyar dilencinin geldiğini gören büyük kardeş çobanlara demiş ki bu dilenci bizden yün dileyecek. Ben bu yünlerin arasında saklanayım. Sizde sahibi yok der başımızdan savarsınız demiş. İhtiyar dilenci yaklaşmış çobanlara lütfen bana biraz yün verin demiş. Amca sahibi yok. O yüzden veremeyiz. Sahibi gelince istersin demiş. Başlarından sağlıklarını düşürmüşler. İhtiyar dilenci oradan ayrıldıktan sonra demiş ki o yünlere bulanasın, dağlarda homur homur homurasın. Ve bir anda yünlere bulanmış, dağlara kaçıp homur homur homurmuş büyük kardeş. Ortanca kardeşin yanına gitmiş. İhtiyar dilenci, ortanca kardeşten biraz da ekmek, peynir, meyve, sebze istemiş ama eli boş gönderilmiş. İhtiyar dilenci demiş ki burası eski haline, güzel ormana, güzel dereye, bayırlara dönüşsün. Orası doğanın haline dönüşmüş. Küçük kardeşin yanına gitmiş. Kapısını çalmış. Kapıya çıkan küçük kardeşe demiş ki hava soğuk, mevsim kış, vakit gece, yorgunum, açım,
Tanrı misafiri alır mısın? Küçük kardeş, elbette amca, gir içeri demiş. Bir yatağımız var, bir odamız var, olsun. Ben yatağın ortasında yatarım, eşim sağ tarafta yatar, sen sol tarafta. Çorbamız da var, çorbamızı yeriz. Ateşimiz var, ısınırız. Elbette Tanrı misafiri kabul ediyorum demiş. İçeri almış. Birkaç adım attıktan sonra ihtiyar dilenci kadının da durumunu anlamak için bir anda paltosundan binlerce bit peydahlamış. Her adımda bitler yeri takır tukur dökülüyormuş. Ama evin kadını ihtiyar dilenci hiç üzmemiş. Amca paltonu ver, temizleyeyim demiş. Bit dolu paltoyu tiksinmeden almış. Götürüp şömineye, ocağın üstüne silkeleyecekmiş. İhtiyar dilenci demiş ki, kızım günah. Git onları evin şu köşesine silkele. Gitmiş evin köşesine, paltoyu silkelemiş, şaşkınlık içerisinde kalmış. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Her silkeleyişte şaşkınlığından ne yapacağını bilememiş, daha da silkelemiş. Artık 40. 50. 100. silkeleyişte her bit tanesi yere, köşeye çil çil altın olarak dökülmüş. Evin yarısı altınla dolmuş. Kadın şaşkın içinde dönüp kocasına bakmış. Odada kocasından başka kimse yokmuş. Hızır frekansında kalmak, Hızır'ın huzuruna hazır olmak böyle bir şey. Mucizeleri yaşamak, mucizeleri yaşatmakla mümkün. Sadece mucizeleri kendimiz için yaşarsak Hızır frekansında kalamayız. Sadece sağlık şifayı kendimiz için yaşarsak Hızır frekansında kalamayız. Sadece bolluk bereketi kendimiz için yaşarsak Hızır frekansında kalamayız. Bunu kendimize, hayvanlara, insanlara, bitkilere, dünyaya ve evrene inanın ki sundukça daha fazlasına kavuşacağız. Bunu ben kendi yaşamımdan biliyorum. Bir tecrübe sabitimdir. Tecrübeyle bunu gerçekleştirdim, biliyorum. Şimdi herkes fiziksel olarak gerçekten sağ avucunu başına koysun. Sağ avucunuz başınızda. Şimdi pinal bezinizi, yani epifiz bezinizi aktive edeceğiz. Beş altı santim uzunluğundaki bu çiviyi atın. Ortada da bir çivi daha göreceksiniz. Tutun, çıkarın. Şimdi soldakini de tutup çıkarın. Sağdakini de tutup çıkarın. İşte bu tüm evrenlerle iletişimimizi sağlayan, sağlık, şifa, bolluk, bereket ve mucize ötesi enerjimizi bize ulaştıran, bizden de ulaştıran pinal bezi, epifiz bezi aktivasyonu gerçekleşti. Mucize ötemiz bol olsun ve mucize ötemiz bol.